Merhaba sevgili Sixinios izleyicileri, ben Sayın Çınar. Bu hafta Sayımın Bavulu'nda Kıbrıs'ta yaşayan bir edebiyatçımız var, Selle Acıman. Selle hoş geldin. Hoş bulduk Sayım. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hemen kitaplarına geçelim diyorum. Biliyorsunuz Selle Acıman'ı Türkiye'de Bella adlı romanıyla tanımıştık. Şu an kitabın baskısı yok. Pekala, biraz bu Bella romanı ilk yayınlandığında Türkiye'de çok ciddi derecede yankı uyandırmıştı. Evet. Hatırlıyorum, o dönem Aktüel çok güzel bir söyleşi gerçekleştirmişti. Onun dışında Sabah'ta Emrah Köz yazmıştı. Bayağı bir parladı bu roman. Sonuçta kadınları anlatan bir kitap yazdın. Evet. Kadınların trajik hayatlarını anlatan bir kitap yazdın. Bella da çok ilgi çekti. Bunu neye bağlıyorsun? Neden Bella bu kadar çok ilgi çekmişti o dönem? Kadın kitaplarının yeni bir dönemiydi sanıyorum o devre. Ve Bella'nın arkasından da bayağı bir kadın kitapları çoğaldı Türkiye'de. Evet. Herhalde bir açlık vardı diye düşünüyorum. İçindeki konular da tabii bir kadının yaşayacağı cinsten değildi o zamanlar. Herhalde bir iş kadını vardı. Bir iş kadını. Evet. İş dünyasının çok önemli bir karakteriydi. Fakat büyük çöküşler yaşıyordu kendi içinde. Büyük çöküşler yaşıyordu. Onun yanı sıra tabii yalnız iş hayatında değil, özel hayatında da çok büyük karmaşalar yaşıyordu, evliliğinde özellikle. Evet. Esasında Selle, değil mi, Türkiye'de yaşayan kadınların evlilikle çok trajik sorunları var, değil mi? Sen biraz bu konuya çok daha farklı açılardan ele aldın. Biraz farklı açılardan ele aldım. Yani hem iş kadını hem kadın. Evet. Çalışan kadınla işte bir ev kadını, ikisinin sentezi aslında Bella. Türkiye'de bu tür kitapları yazmak bir anlamda cesaret işi. Siz bu tür kitapların bir öncüsü sayılırsınız. Aslında öyle, evet, öncüsü sayılırım. Yayın evindeki editörüm de demişti zaten. Bu kitap çıktıktan sonra ardından bu kitabın benzerleri muhakkak çıkacak. Bir çığır açtın Türkiye'de. Peki abi, bu kitap daha çok otobiyografik özellikler taşıyor, değil mi? Tam otobiyografik değilse bile tabii bir kısmı öyle, ama roman tamamen otobiyografik yazılamıyor tabii ki. O yüzden de biraz kurguları da var. Evet. Tabii ki kurgusuz hiçbir roman yazılmaz. Maalesef. Ama sonuçta insan kendi hayatından izler taşıyan şeyler yazmayı da yani kendisinden yola çıkıp daha sonra bir kurguyla zaten aksi olamaz diye düşünüyorum. Yani roman yazmak muhakkak yazarların yaşantılarından bir kesit illaki olmalı. Sonuçta biz de yaşamın içinde yaşıyoruz. Kendimizi bir takım şeylerden soyutlamamız mümkün değil. Daha sonra üst üste kitaplar yayınladı. Yine Bir Masaldı Geçen Yıllar. Yine ondan evvel bir Kırlangıçların Ömrü vardı. O da Borderline. Bir kadının hikayesiydi. Sınırdaki bir kadının hikayesiydi. O da çok ilgi görmüştü. Derken daha sonra senin başka yani bir kitabın Polonya'da yayınlandı. Evet, bu sene. Bu da çok sevindirici bir şey. Selle Acıman artık global bir yazar aynı zamanda. Yavaş yavaş o yolda ilerliyor diyelim. Peki hani azınlık konularına bu kadar çok el atmanın nedeni ne? Biraz anlatsana. Eskiden İstanbul nasıldı? Nasıl yaşarlardı? Ya azınlıkları biraz anlatırsan çok sevinirim. Yani bu masal geçen yıllar zaten tamamen azınlıklarla ilgili bir kitap, ki bu ilk bölümü, işte ikinci bölümü de önümüzdeki sezon sonbaharda, devam niteliğinde olan sonbaharda çıkacak kısmet olursa. Türkiye'de yaşayan Rum, Ermeni, Yahudi azınlıkların Türklerle, Müslümanlarla olan ilişkileri. Yani bunların içinde tabii en kapalı olan toplum Yahudiler. Evet. Biraz da onu açmaya, onu dışa döndürmeye çalıştım. İstersen hemen romanlarına dönelim. Selle, sen romanlarını yazmadan önce ciddi bir iş kadınıydın. Yani iş dünyasında var olan, bayağı tanınmış bir iş kadınıydın. Derken bir roman yazdın, hayatın değişti, Kıbrıs'a yerleştin. Daha sonra kitaplarını orada yazmaya başladın. Neden iş dünyasından bu kadar genç yaşta ayrılmaya karar verdin? Kitaplara sarıldın. Şimdi kitaplardan hiçbir zaman vazgeçmedim. Yani çocukluğumdan beri hep arzum, ben bir gün yazacağım, bir gün yazacağım. Yani o bir gün biraz geç geldi ama sonuçta geldi. Yani iş hayatı beni belli bir yere kadar tatmin etti. Ben orada yapacağımı yaptım, kazanacağımı kazandım.
ve belli bir zaman sonra beni sıkmaya başladı. Ya da ortam tabii ki değişmeye başladı. Dolayısıyla işler zorlaşmaya başladı ve daha fazla devam etmek istemedim. Kendimi tamamen dedim artık benim yazma vaktim geldi. Bu kadar birikinti var hayatımda. Bunları muhakkak yazıya dökmek zorundayım deyip yazmaya başladım. Peki hala yazarak kazanabiliyor musun? Yani tabii ki ben çok büyük paralar kazanmıyorum. Yani Türkiye'de zaten kaç kişi kazanıyor yazarak o da ayrı bir konu. Ama zaten yani bu para kazanmak için yapılacak bir olay değil Türkiye'de yazarlık. Evet. Yani belli başlı bir takım yazarlar dışında kitaplarını yayınlayan yazarlar artı bir iş yapıyor. Ve yani kitapların telifleriyle geçinmiyorlar. Kesinlikle. Biz de bunu bir Türkiye'de evet yani hani kesinlikle. Sanki yani yazarlık esasında böyle part time bir iş değil esasında. Daha böyle açılımları olan bir iş ama Türkiye'de hani bunu yapan insanlar tercihlerini çok daha farklı şeylerde de kullanıyorlar. Tabii ki yani eğer ki hele de bir aile olayı varsa muhakkak yan bir iş yapmak zorunda insanlar. Yani bir yerde yazmak insanların hobisi galiba Türkiye'de. Sella, Kıbrıs'ta yaşamaya başladın. Kitapların Kıbrıs'ta da ilgi görüyordur mutlaka. Tabii ki. Ben şöyle bir duyum aldım seninle ilgili. Kıbrıslı kadınlarla ilgili bir kitap hazırlıyormuşsun. Biraz bu kitaptan bahseder misin? Kimlerle görüşüyorsun? Nasıl bir kitap olacak? Biraz bundan bahsedersen çok sevineceğim. Kıbrıs'ı ben çok seviyorum yani ve orayla ilgili bir şeyleri yapma zamanı geldi diye düşündüm. Çünkü 5 sene oldu. Aldığım yere bir şeyler vereyim diye kendimi borçlu hissediyorum. Ve Türkiye'de de Kıbrıslıların çok fazla tanındığını sanmıyorum. Evet. O yüzden de özellikle tabii bir kadın yazar olarak bir kadınlarla ilgili bir kitap yapmak istedim. Röportaj evet. şeklinde olacak ve çeşitli kesimlerden meslek sahibi, kariyer sahibi olmuş kadınları geçmişten bugünümüze. Mesela Kıbrıs'ın ilk kadın doktorundan. Evet. Ama bunun yanı sıra şu anda Kıbrıs'ın iyi isim yapmış genç doktorları. Aha. Veya işte geçmişte iyi bir gazeteci, bugün genç nesilden bir gazeteci. Bu şekilde böyle bir kitap. Bir mozaik var ve evet. o mozaiği sen süsleyeceksin. Süsleyeceğim. Peker, Türk Edebiyatı nasıl buluyorsun? Kıbrıs'tan Türkiye'ye baktığında yeni yazarlara nasıl bakıyorsun? Kimleri okuyorsun ve nasıl değerlendiriyorsun? Kitap piyasasını çok iyi takip ediyorum yani uzakta olmama rağmen. Fakat daha çok yabancı kitaplarla ilgileniyorum bu devrede. Bir de bu yazdığım, şu andaki yazdığım kitapla ilgili biraz tarihsel olduğu için çok fazla kitap okumam, araştırma yapmam gerekiyor. İçinde herhangi bir yanlışlara yer vermemek açısından. Şu sıra çok fazla kitap okuyamıyorum. Daha doğrusu ders çalışıyorum. Ders çalıştığım için de çok vaktim yok. O yüzden bayağı bir birikinti var, kitap birikintisi. Sella Hanım çok teşekkür ederiz 60 News'e konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sırayla burada olan kitaplarınızı ekrana gösterelim. Bella daha önce OM yayınlarından yayınlandı. Umarım yakında başka bir yayın evi tekrar yayınlar. Çünkü baskısı yok. Yine Bir Masaldı Geçen Yıllar. Bu yayın evi de şu an tarih oldu. Umarım önümüzdeki günlerde Bir Masaldı Geçen Yıllar'da yayınlanır. Belki yeni romanında başka bir yayın evinden yayınlanır. Bu haftaki konuğum Sella Acıman'dı. Yine önümüzdeki hafta Sayımın Bavulu'nda edebiyat dünyasından önemli bir karakter olacak.